Bu tarz tabloları çok sık görmeye başladık. Ama bu hesap verebilirlik, kamu kurumlarının şeffaflığı ve bu anlamda vatandaşın devlete olan inanç ve aidiyet duygusunu zayıflatan durumlar maalesef. Ayrıca şimdi burada olayın başka bir tarafına bakmak gerekir. Böyle evet, bir yerinden tutuldu ya çok pardon. Şunu söylemem lazım tabii. Kişinin ismi BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın bu arada. Hani rüşvet miydi bunlar? Hani sonuçta denetleyen, denetlenen ilişkisinden dolayı. Hayır rüşvet değil Hediye. Hediyenin vergisi de olur mu ayrıca? hediyenin de vergisi var aslında. Yani bunun birkaç birkaç farklı noktadan bakmak lazım. Yani veraset ve intikal vergisinde ivasız intikaller e, istisnayı aşan tutarlarda aslında vergiye tabi. Hatta alan bu vergiyi öder, veren değil yani. Hediyeyi alan verginin mükellefidir. O olayın bir başka tarafı. Aslında bizim kamu tarafına baktığımızda Bakın Bahar Hanım yani hesap verebilirlik, şeffaflık ve bu vatandaşın yurttaşın devleti olan inancı güveninin sarsılmaması için çok net bir şey söyleyeceğim size. Sayın Mehmet Şimşek de buradan açık çağrımdır benim. Bakın bizim bir mal bildirimi yönetmeliğimiz ve mal bildirimi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunumuz var 3628 sayılı. Ben iki tane husus üzerinde durmak istiyorum müsaadenizle. Tabii, Bakın. Tabii. Çok açık mal bildirimi yönetmeliğinin 10. maddesi çok açık. Sayın Mehmet Şimşek'e de buradan çağrım var. 10. maddesi der ki ilgililerin yani orada kanunda belirtilen kişilerin, kamu kurumlarındaki görevlilerin, kendisinin, eşlerinin ya da velayetindeki çocukların mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde ek mal bildirimi verilmelidirdir. der. Bakın. <laughs> Al bildirimi yönetmeliğinin 10. maddesi diyor ki kişinin kendisinin eşinin yani Sayın BDDK Başkan Yardımcısı benim değil eşime takıldı da diyemez. Anladım. Artık evlilik birliği olarak bakılıyor. Tabii tabii. Şimdi kendisinin eşinin ya da velayetindeki pardon evet. kendi ya da velayetindeki çocuklarının mal varlığında önemli bir değişiklik meydana gelmesi halinde bir ay içerisinde ek mal bildirimi verilir denir. Şimdi dönelim 3628 sayılı mal bildirimi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunun 8 ve 5. maddelerine baktığımızda aynen şimdi biz diyeceksiniz ki bu önemli bir değişiklikte de kıstas nedir? Yani yönetmelik evet. maddesi diyor ya önemli bir değişiklikte de bir ay içerisinde ek mal bildirimi verilmelidir. Bakın kıstas aynen şu beşinci maddede kanunun 3628 sayılı kanunun beşinci maddesi der ki bu tarz kurumlarda görev yapanların net ücretlerinin aylık net ödemelerinin beş katını aşan tutarların yani beş katını aşan fazlalıkların ayrı ayrı olmak kaydıyla para hisse senedi altın mücevher ve diğer menkul taşınır malları beyan etmek zorundadırlar. Mal bildirimine bu konuyu e, dahil etmek zorundadırlardır. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in e, bu beyefendinin bir ay içerisinde ek mal bildirimini verip vermediğine kontrol etmesi gerekir. 85 milyon yurttaşın hakkı için kontrol etmesi gerekir. Yani buradan bunu söyleyelim. Maalesef tabii ülkemizde şöyle bir de sorun var Bahar Hanım. Yani mal bildirimi 5 yılda bir verilen gizlilik esası şartına bağlanmış bir bildirim yani kimse kusura bakmasın bakın bu bilgisayardan ben Amerikan Başkanı Joe Biden'ın mal bildirimine girip forum 40 diye tabir edilen e, formdan Joe Biden'ın aldığı evin mortgage aldığı kredi faiz oranına kadar görebiliyor. Şimdi bu şeffaflık açısından çok önemli hesap verebilirlik açısından çok önemli. Şu arada biraz şey oldu tam böyle hızlı geçildi bunun limiti ne oranda demiştin yani ben şimdi BDDK Başkan Yardımcısıyım. Böyle bir düğün yaptım. Ne kadar takı takılmış olabilir? Çünkü 150 ile 350 bin arası işte hediyeler deniyor. Yani bu ne kadarlık bir şeye takılıyorum ben bildirim yapmam gereken? Yani ne kadar takıldığından ziyade hemen şunu söyleyelim. Yani kanunun 5. maddesi açık 3628'in. Aylık net gelirinin 5 katını aşan kısmı diyor. E hepimiz de biliyoruz 5 tamam. katını fazlasıyla aştı. 5 kat beş katını aşan kısmı hakkında mal bildirimi verilmelidir diyor. Sayın Mehmet Şimşek bunun yurttaş adına 85 milyon yurttaş adına takipçisi olsun. Biz de bir yurttaş olarak takipçisi olacağız. Çünkü biz demokrasiye gerçek demokrasiye Bahar her kullandığımız oyun ve her delikli kuruş vergimizin peşine düştüğümüz takdirde demokrasiye ulaşırız. Aksi halde demokrasiye ulaşmamız e, yani bunların peşine düşmeyen bir toplumla mümkün değildir. O yüzden bunlardan bir tanesi de budur. Ayrıca olayın bir diğer tarafı. Sayın Mehmet Şimşek yani piyasada neredeyse her yeri denetleme, her yeri inceleme derdinde. O e, baskın, yaptılar. Eğer, bir, baskın yaptılar. Bu düğüne de baskın beklerdim mesela. Yani ben bu düğüne Maliye Bakanlığı'nın görevlerinin orada olmasını beklerdim. Çünkü hem mal bildirimi tarafından hem de tekrar söylüyorum yani e, ve bir de bu işin isterseniz e, dönüp baktığımızda tabii şöyle bizim o veraset ve intikal vergisinde istisnalar var. Mesela düğün takıları ondan istisna. Yani ha. o yüzden yani aslında de ne kadar takılırsa takılsın bunun bir vergisi falan yok. E, yok tabii düğün takıları e, istisna. Ee, ama tabii bu da suistimale açık bir hal yani bakın ben son kitabım son kitabımda kara para ve atlama Türkiye portresinde bir örnek vermiştim dünyada olmayan bize has kara para atlama yöntemlerinden biri düğün nişan sünnet takısı bunu da şuradan görüyoruz yani bu olaydan bağımsız söylüyorum Bahar Hanım ee, bunu da şuradan görüyoruz bakın. Son yapılan Ankara'daki büyük bir operasyonda bir büyük mafya grubunun lideri bir para hareketini çocuğunun sünnet taksi olarak kaydettirmişti mesela. Yani bunun maalesef işte vergi tarafında da istisnai durumlar olduğu için yani o tarafta çok ayrı bir durum. Ama dönüp baktığımızda mal bildirimi yönetmeliği açık. Artık bu mal bildirimiyle alakalı şunu da söyleyelim Bahar Hanım. Yani çok enteresan bir ülkeyiz. 2015 yılında siyasi etik kanunu getirilmeye çalışıldı. O dönemin başbakanlığı da koltuğundan etmişti. Ee, bakın o siyasi etik kanunu mecliste kayboldu Bahar Hanım. Bilginiz var mı? Yani ya meclise girdi o, çıkmadı. O muhalefet gelse de gelmez yani. Benim hiç inancım yok açıkçası o kanunun geleceğine ilişkin. Çünkü siyaset hala bir rant zemini, rant alanı yani. O yüzden gelmez. O da bir izleyici enteresan bir şey yazmış. Burada hediye alması 650'ye göre yasak diye. Orada tabii... Tabii o 657 sayılı devlet memurları kanuna evet. göre de hediyenin orada da bir sınırı var. Yani orada da bir sınırı var. Her ne kadar bu düğün takılarının vergisi olmasa da e, hediyenin orada da bir sınırı var. Yani ama bunlardan e, azade bir şey söyleyeyim. Yani bakın zaten denetimine tabi olduğu şirketlerin üst yöneticilerini oraya toplayıp sıraya koymak, e, onlardan takı almak, yani çıkar çatışması içinde içerisindeki grupların bu anlamda bir araya gelmesi. Taraflardan birinin kamuya kamudaki nüfuzunu kullanmış olması tabi olayı başka boyutlara taşıyor. Bu nedenle incelenmesi, araştırılması, soruşturulması, Sayın Maliye Bakanı tarafından soruşturulması çok önemli. Çünkü zaten ancak soruşturulması halinde bir sonuca varabilir. Aksi halde gizlilik esasıyla verilen bir mal bildirimi kanunumuz ve yönetmeliğimiz var. Şimdi Murat Yetkin yazmış diyor ki şimşek BDDK'daki bu takı şeyinden töreninden rahatsız inceleme başlatılsın işte gereği yapılacak gibi bir yazı yazmış. Mustafa Aydın'ın düğünü işte denetlemekle sorumlu olan banka genel müdürleri ne davet ederek onlardan yüklü miktarla düğün hediyesi kabul ettiği haberi hükümet nezdinde de rahatsızlığa yol açtı diye. Bir de şöyle çok rahattı her şey. Yani açık, takı kuyrukları böyle dakikalarca sürüyor. Timur da zaten anlattı. Ben de çok rahat çektim. Kimse rahatsız olmadı. Ya yani böyle de bir rahatlık var. Mesela hani Normalde ben düğünde Timur Soykan'ı görsem kendi düğünüm olsa derim ki bu düğünde bir şey var yani hani arkadaşım davet etmedim. Hani o anlamda söylüyorum mesela derim ki bir, bir şey var. <laughs> bir olay var diye. Ondan da hiç şeyleri yok, çekinceleri yok. O kadar da rahatlar. İşte Ziraat Bankası Genel Müdürü var. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın da düğünde bulunması. Murat Yetkin onu da yazmış. Takım erasiminde kamu yöneticileri var, bakanlar var. Var da var yani. Şimdi 150 ile 350 bin lira değerinde takı taktığı işte gözlemi yapılıyor. Ya şimdi Murat Yetkin demiş ki kabine toplantısına gelir mi konu veya ne olur diye. Ya ne olabilir ki mesela? Hani ceza mı alır mesela? Hani şey benim çok bu yönde umudum yok ama. Ne olur? Bunhan'ın bugüne kadar yapılan e, bürokratların yaptıklarına ne oldu ki buna ne olsun yani? Ne olabilir? Ayrıca e, yani yani çok söylenecek çok şey var ama iki şey söyleyeyim. Birincisi Sayın Mehmet Şimşek burada etik kurulunu işaret ediyor ama etik kurulunun başında da yanlış bilmiyorsam Sayın Zerrin Güngör hanımefendi var. O da kamuoyundan nasıl tanıyoruz onu da yani biz de kamuoyundaki haberlerden tanıyoruz. İşte bir günlük hakim olan kızını Ankara'ya aldırıp üç gün sonra da Cumhurbaşkanlığına hukuk müşaviri yaptığıyla biliyoruz. Yani bu haberlerden tanıyoruz. Yani o işte etik kurulu da burada böyle yani başkanı da bu Sayın Şimşek'in havale ettiği. Ben o zaman Sayın Şimşek'e başka bir çağrıda da bulunayım. Şimdi bu bankaların üst yöneticileri bunları promosyon olarak mı temsil ağırlama olarak mı ödediler? Bunları daha sonra matrahlarından gider olarak daha doğrusu vergiye tabi kazancına ulaşırken gider olarak düşecekler mi? Onları da muhtemelen, bir incelesin o zaman. Sayın. Muhtemelen yüzde %99 bence. Yani ben benim bu adamla samimiyetim yoksa niye ben cebimden ödeyeyim diye düşünmüşlerdir. Sayın <laughs> Meme Şimşek gerçekten bu tepkisinde eğer samimi ise bu bankaların e, hepsinin bunları vergiden e, nasıl gider olarak düşeceklerini de takip etsin. Hangi başlıklarda e, düşeceklerini de takip etsin. O zaman belki kamuoyunda ne kadar takıldığını, takının ne kadar olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş olur. Hatta kamu bankaları çok daha önemli. Çünkü eğer bunu gider olarak düşerlerse hem hazineye aktaracakları payı hem de ödeyecekleri vergiyi düşürür. Diğer bankalar sadece ödeyecekleri vergiyi düşürürken, kamu kurumları burada hem ödeyecekleri vergiyi kamu bankaları hem de hazineye aktaracakları payı düşürür. Bu da 85 milyonun her yurttaşın hakkı demektir. o yüzden aslında çok daha derinlemesine incelenmesi gereken bir konu bu. Bir izleyicimiz demiş ki koskoca banka çeyrek takacak hali yok diye. <laughs> ya şöyle Timur Timur Soykan çok son dönemde çok kıymetli bir gazeteci arkadaşımız. Benim de çok yakın bir arkadaşım. Ben haberi gördükten sonra Timur'a mesaj attım yani Timur nasıl girdin düğüne dedim yani girdim biraz önce söylediğiniz gibi gayet güzel girdim izledim çıktım dedi yani çok o da olayın başka bir boyutu yani biz gibi Timur Soykan belki bir başkasının düğününe gitse daha tedirgin edebilir yani. Ya evet yani hani bir ben görsem Timur'u bir düğünde derim ki Allah ne oluyor bir olay var. <laughs> Hiç onun da şeyi yok, tedirginliği yok. Hatta birkaç kişi geldi benimle konuştu. Ne yapıyorsun, İyi misin falan hatrımı sordu diye. İşin tabii bir de MHP boyutu var. Ee, her ne kadar beklenti farklı olsa da hani burada yazdığı gibi Murat Yetkin'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 29. maddesine göre diye detaylandırmış. Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi Menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç istemeleri ve almaları yasaktır diye. Yani açıkça belli ki bu beyefendi de kendi koltuğunu kullanarak bayağı menfaat sağlamış yani. Yani oradaki soru şu olmalı. Acaba bu makamda olmasaydı bu üst yöneticiler ya da bu kurumların yöneticileri o düğüne tekrar katılır takı tıkarlar mıydı? ya Takıyı geçtim katılırlar mıydı sorusu olmalı bence. Ee, yani o yüzden... E Sayın Murat Yetkin de çok doğru bir yerden bakmış olayım. Görevden alınır mı? Hani görevden alınsa bile belki daha iyi bir göreve atanabilir Bahar Hanım. Çünkü biz bu ülkede Ticaret Bakanlığın kendi şirketinden dezenfaktan sattığını ve daha sonra başka bir görevden alındıktan sonra daha doğrusu affını istedikten sonra başka bir çok önemli bir kurumda yönetim kurulu üyesi olduğunu gördük. bu arada bende yayın kesildi ama sizde... Yo devam ediyor devam ediyor duyuyor musun Pardon özür dilerim yok, yok, ee, Yani devam daha mesela bu ülkede e, Bahar Hanım e, kuru korumalı mevduatı bir gecede getirip bütçeye bir lira yük getirmeyecek diye açıklayan Maliye Bakanı ile ilgili nasıl bir tasarruf oldu hepimiz gördük hepimiz şahit olduk. Yani bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Yani Zafer Havalimanı'nda %98 yanılma payı yani bunun yanılma payı olarak e, açıklanıp ona imza atanların e, herhangi bir siyasi ya da hukuki sorumluluğu taşıdığını görmedik İbara Hanım. Yani ne olur hepimiz göreceğiz ama şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki en büyük sorun nedir derseniz, Türkiye'de iki temel sorun var. Türkiye'deki iki temel sorundan birincisi kimse sistemden şikayetçi değil, sistemdeki yerinden şikayet Türkiye'deki iki temel sorunun birincisi bu. Yani kimse Ay, mevcut sistemden çok şikayetçi çok güzel, değil. Çok güzel bir söylem bu Ozan Bey. Kimse sistemden değil, sistemdeki yerinden şikayetçi. Çok iyi bu. Ay, Tabii. Türkiye'nin temel sorunu bu, ikinci temel sorunu da yetki ile sorumluluk arasındaki illiyet bağının kopmuş olması Bahar Hanım.